Daha az bilinmesine karşın 5. ve 6. hastalıklar bulaşıcı hastalık kapsamına giriyor. Bu hastalığı da anlatabilir misiniz izleyenlerimize? Beşinci hastalık da diğer anlattıklarımız gibi bir tip bir hastalıktır. Parvovirüsün sebep olduğu hastalıklardan bir tanesidir. 2 ile 12 yaş arasında çocuklarda çok sık görülebilen bir rahatsızlıktır. Ateş eklem ağrıları, halsizlik ön plandadır. Yüksek ateşle birlikte yüzde özellikle kırmızı bir döküntüler, yoğun bir döküntü vardır. Hatta bazen tokat atılmış gibi bir görüntü söz konusudur. Daha sonra da vücutta küçük islik tarzı döküntülerle kendini gösterir. Eklem ağrıları üzerine basamayacağı kadar ağrılar olabilir. Ama bunlar hepsi geçicidir. Ağrıların halsizlik geçicidir. Hastalık bir hafta 10 gün kadar devam edebilir ama 2-3 haftada bir tekrarlar şeklinde de girebilir. Bunun diğerlerinden farklı olarak aşısı yok maalesef. Yine hijyen kurallarına dikkat etmek bunun için yeterlidir. Altıncı hastalık ise daha küçük bebeklerde görülen bir rahatsızlıktır. O da bir virütik bir hastalıktır. Onda da ateş çok ön plandadır. 39-40 dereceye kadar çıkabilen ateşler vardır. Ateş düşürücüleri çok cevap vermeyen bir ateştir. 6 gün boyunca çok yüksek ateş devam eder. Dramatik bir şekilde ateş kendiliğinden düşer. Arkasından vücutta yüzden başlayan gövdeye doğru yayılan küçük isilik tarzı döküntüler olur. O da 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer. Ateşli dönemde küçük bebeklerde özellikle ateşli havayla açısından takip etmek yeterli olacaktır. Yine beslenmelerine dikkat etmeleri, ailenin ateşlerini düzenli olarak takip edip ateş düşürücü kullanmaları, hidrasyonlarına, sıvı alımlarına biraz daha dikkat etmeleri yeterli olacaktır. Bunun da maalesef aşısı yok. Bu da işte hijyen kurallarına dikkat etmekle, genel beslenme kurallarımıza dikkat etmekle yeterli olacaktır.